Mostar'dan merhabalar, ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özel'e hoş geldiniz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dış politikadaki geri vitesleriyle gündemde yine. Ağır ithamlarda bulunduğu liderlerle belirli bir zaman sonra arayı düzeltmeye çalışıyor. El sıkışmak için yapmadığı kalmıyor. Sisi bunun son örneği. 2022 yılı bu anlamda çok kritik. Birazdan detaylarını aktaracağım. Erdoğan Türkiye'nin arasını kiminle bozduysa 2023 seçimine giderken işleri yoluna sokmak istiyor. Gündem Özel'de bugün sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın baş döndüren U dönüşlerinden söz edeceğim. Ama önce videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kanalı takip etmeyenler de abone ol butonuna tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız çok seviniriz. Beğenme takip edilmiyor. O yüzden hiç çekinmenize gerek yok. Hadi başlayalım. Türkiye'de siyasetin en tepesindeki isim Recep Tayyip Erdoğan. Ülke sınırları içinde her söylediği kanun niteliğinde, kimilerine göre de bir dünya lideri uluslararası siyasete yön verdiğine, Erdoğan'ın her masada olduğuna inanan çok insan var. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası nitelikte bel kıran çarklarının ardı arkası kesilmiyor. O kadar büyük konuşuyor ki Erdoğan, gün geliyor sevdikleriyle savaşırken nefret ettikleriyle selamlaşır hale geliyor. Kimisi buna tükürdüğünü yalıyor da diyebilir. Dış politikada dün ne demişti Erdoğan, bugün ne yaptı, şimdi onlara bakacağız. Mısır'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası'nın açılışında liderlere verilen resepsiyona katıldı. Daha önce katil, zalim, firavun ve darbeci dediği bir lider de vardı aynı resepsiyonda. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi. Onunla aynı masaya oturmam dediği Sisi ile selamlaşıp tokalaştı. Yetmedi bu sıcak el sıkışmaya, ek olarak bir de ikili görüşme yaptılar. Erdoğan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle iktidardan indirilmesine çok kızmıştı. Arap dünyasının en etkili örgütü Müslüman Kardeşlerin, yani İhvan'ın adayı Mursi, Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen lideriydi. Darbenin başındaysa dönemin Genelkurmay Başkanı Sisi vardı. Sisi'ye 7 yıl boyunca adeta lanet okudu Erdoğan. Meydanlarda, basın toplantılarında, mecliste Sisi ve Rabia'yı dilinden hiç düşürmedi. Sen ülkende demokrasi katilisin Sisi, sen böyle bir katilsin diyordu. O süre boyunca Türkiye ile Mısır arasındaki tüm diplomatik ilişkiler kesildi. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini çekti. Erdoğan o günlerde Batı'ya tepki gösteriyordu. Sisi'ye darbeci demedikleri için Avrupa ve ABD'ye kızıyordu. Kasım 2020'de iki ülke arasındaki buzların eriyeceğine yönelik ilk sinyaller geldi. Mısır'la Türkiye dışişleri normalleşme adımları atmaya başladı. Mart 2021'de Erdoğan'ın emriyle İstanbul'da faaliyet yürüten Müslüman Kardeşler örgütüne ait televizyon kanallarına kısıtlamalar getirildi. Haziran'da ise Ankara'nın Müslüman Kardeşler üyelerini Mısır'a iade edeceği konuşuluyordu. O dönemde Erdoğan, Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecinin devam ettiğini açıkladı. Gönül ister ki Mısır'la bu süreci daha güçlü devam ettirelim dedi. Türk Dışişleri de Mısır Milli Günü'nü, dost ve kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Milli Günü kutlu olsun sözleriyle kutluyordu. Çarkın bir diğer dişlisi İsrail. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamuoyu önünde eskiden beri İsrail'e karşı hep düşmanca tavır içinde. İsrail'le çatışma halinde olan Hamas'ın İstanbul Başakşehir'de ofis açmasına ve operasyonlarını buradan yönetmesine Erdoğan vize vermişti. AKP ile İsrail arasındaki ilk gerilim 2008-2009 yılları arasındaki Gazze Savaşı'nda patlak verdi. Tarih 29 Ocak 2009'du. İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda one minute çıkışı yaptı Erdoğan. Herkes İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e hedef aldığını düşünüyordu. Peres'e siz öldürmeyi iyi bilirsiniz diye tepki göstermişti çünkü. Ancak sonrasında tepkisinin moderatörü olduğunu belirtti Erdoğan. Buradan Mavi Marmara'ya geçelim. 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara isimli gemi Erdoğan'dan izin alıp Antalya Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıktı. İHA'nın organizasyonuyla insani yardım taşıdığı söyleniyordu. Gemi Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail'li askerlerin operasyonuyla durduruldu. 10 aktivist öldürüldü. Erdoğan İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesti.
2010'da Mavi Marmara'ya ben izin verdim diyen Erdoğan, 2016'da siz bu insani yardımı götürmek için dönemin başbakanına mı sordunuz ifadelerini kullandı. Hem kendisini yalanladı hem de ölen aktivistleri, organizasyonda yer alanları ortada bıraktı. Otoritenin izin vermemesi Erdoğan'a geri adım attırmıştı. İsrail yönetimi gemide öldürülenlerin ailelerine verilmesi için 2017'de Ankara'ya 20 milyon dolar tazminat gönderdi. Ancak AKP parayı uzun bir süre ailelere vermeyince konu mahkemede çözüldü. İsrail'in Filistin'de yaptıklarına açıktan tepki gösteriyor Erdoğan. Sık sık terör devleti yakıştırması yapıyor. Ancak kapalı kapılar ardında işler pek öyle değil. Uzun süredir pişirilen İsrail'le yakınlaşma söylentileri 2021'de ete kemiğe büründü. Haberlerle halk hazırlandı. 2022 Mart'ında da İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Erdoğan'ın sarayında atlarla karşılandı. Devlet töreniyle onurlandırılan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 15 sene sonra Türkiye'ye gelen ilk İsrailli üst düzey yetkili oldu. Ardından iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurdu. Hadi devam edelim. Erdoğan'ın U dönüşlerinin özellikle Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerde yaşanması bir tesadüf olmasa gerek. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Erdoğan kabinesi, partisi, medyası 15 Temmuz'un finansörü olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçlamıştı. Cumhurbaşkanı darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna nasıl sevindiğini, nasıl paralar harcadığını çok iyi biliyoruz diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu emirliğin darbecilere 3 milyar dolar para desteği sağladığını, darbe girişimini fonladığını iddia etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da doğru yer ve zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nden hesap soracaklarını açıklamıştı. İktidarın böylesi açıklamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma açıldı. Abu Dhabi Veliaht Prensi'nin danışmanı Muhammed Dahlan hakkında kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Suçlama da gayet netti. Darbe girişimini finanse etmek ve uluslararası casusluk. Savcılığın soruşturması 2020'de açıldı. Diğer taraftan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunması ikili ilişkilerde gerilimi artırıyor gibi görünüyordu. Geçen yıl yayınladığı videolarla AKP hükümetini sarstı Peker. 20 Haziran 2021'den itibaren yayınlarına son vermişti. Arap yetkililer tarafından güvenlik riski nedeniyle uyarıldığını belirtmişti. Bu durum Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbaratlarının iletişim içinde olduğunu gösteriyordu. İktidarı düşürmek istediği belirtilen ülkeyle birdenbire sıcak ilişkiler kurulmak istendi. 2021'de başlayan temaslar sonrası 2022'nin başında Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile 13 anlaşma imzaladı. Reis hiçbir şey olmamış gibi çarkını döndürmeye devam etti. Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlarsanız 2018 sonbaharında İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giren Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Kaşıkçı'nın canice katledildiği aylar sonra anlaşıldı. Erdoğan daha önce de bu cinayet üzerinden Riyad yönetimine ağır sözler sarf etmişti. Veliaht Prens Selman'ı her fırsatta hedef alıyordu. Cinayetin prensin emriyle işlendiğini savunuyordu. Prensin Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı açıklamasını inandırıcı bulmuyordu Erdoğan. Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu, dışarıda nişanlısı var, onu alıp ayrılmaz mıydı diye sormuştu. Arabistan'ın dünyayı enayi zannettiğini söylemişti. Erdoğan bu cinayetin hesabını soracaklarını vurguluyordu. Buradan çok şeyler çıkar, artık insanlık bunlara tahammül edemez diye sesleniyordu. İki ülke arasındaki ipler iyice gerilmişti. Kaşıkçı cinayetini dünya gündeminde tutuyordu sürekli Erdoğan. Olayın peşini bırakmıyordu. Riyad yönetimi Adalet Bakanlığı'nın suça karışan kişileri iade talebini reddetmişti. Araplar da Erdoğan ve AKP aleyhine açıklamalar yapıyor. Arap medyası Türkiye karşıtı haberler yayınlıyordu. 2022'ye gelindiğinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında normalleşme süreci başladı. Bekir Bozdağ bu yılın başında 3. kez Adalet Bakanlığı'na getirildiğinde ilk işi Kaşıkçı dosyasını kapatmak oldu. Dava Suudi Arabistan'a iade edildi.
edildi. Hem de Prens Selman Haziran'da Türkiye'ye gelmeden 5 gün önce, Erdoğan vahşi cinayetten 4 yıl sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle 21 pare top atışıyla karşıladı. İki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı. İşte burada bir Suriye'ye değinmek gerekiyor. Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 2008'de Mağa ile Bodrum'da birlikte tatil yapmıştı. Sonrasında Suriye'deki iç savaş ilişkileri tamamen bitirdi. Suriye'de rejimi değiştirme isteğini kameralar karşısında bile anlatıyordu Erdoğan. 2016'da Kudüs Sempozyumunda Şam yönetimini yerden yere vurmuştu. Ona göre Suriye'de 1 milyona yakın insan ölmüştü. Esad'ın çocuk, kadın, erkek demeden katliam yaptığını söylüyordu. Suriye'ye Özgür Suriye ordusuyla beraber girmek zorunda kaldıklarını anlatıyordu. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil, demişti. Erdoğan 11 yıl önce başlayan Suriye iç savaşında sürdürdüğü Esad karşıtı politikadan şimdilerde geri adım atmaya başladı. Erdoğan katil dediği Esad'la yeniden görüşme sinyalleri vermişti. Kısa süre önce bizim Esad'ı yenmek gibi bir derdimiz yok ki, dedi. Siyasette dargınlık olmayacağını belirtti. Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor, diye de ekledi. Erdoğan Haziran seçiminden sonra Suriye ile ilişkileri sil baştan ele alacaklarını aktarıyor. Şam yönetimi ise ilişkilerin yeniden başlaması için 5 şart öne sürüyor. Ney bunlar? İdlib'e Suriye yönetiminin kontrolünün geri dönmesi, Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısı ile Kesep gümrüğünün Şam yönetimine devredilmesi, Cilvegözü Şam arasındaki ticari koridor, Suriye'nin doğusundaki M4 koridorunda Şam'ın tam kontrolü, Avrupa ve ABD'nin Esad yönetimini destekleyen bürokrat, iş adamı ve şirketlere dönük yaptırımları konusunda Türkiye'nin destek vermesi. Erdoğan yönetimi bu taleplere karşılık PKK-YPG bölgelerinin tamamen temizlenmesini istedi. Mültecilerin güvenli dönüşü de gündeme geldi. İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Erdoğan'la Esad'ın telefonla görüşecekleri de haberlere konu oluyor. Komşularla sıfır sorun politikasından sırf sorun politikasına anlık geçişler yapabilen saray yönetiminin çarkları sadece bölge ülkeleriyle sınırlı değil elbette. Malum ABD ile Rahip Brunson krizi yaşanmıştı. İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluydu Rahip Brunson. Hakkında 35 yıl hapis cezası isteniyordu. Erdoğan bu can bu bedende olduğu sürece rahibi vermeyeceğini söylüyordu. Brunson davasının sürdüğü günlerde Erdoğan, Trump Türkiye'ye gelirse onunla konuşurum, diyerek rahibin salıverilmesi konusunda taviz vermeyeceğini vurguluyordu. Ancak sonrasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderlik ettiği fakat Trump'ın içinde olmadığı bir heyet Beştepe Sarayı'nı ziyaret etti. Dönemin ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a sık sık Brunson'ı bırakmasını, Brunson'ın iadesini istiyordu. ABD'li din adamına ev hapsi verildi. Sonra da 3 yıl hapis cezasına hükmedildi. Rahibin cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak cezaevinden çıkmasına karar verildi. Yurt dışı yasağı kaldırıldı. ABD'de Brunson'ı aldı. Bu aralar ilişkilerin en zirvede yaşandığı Rusya ile Tayyip Erdoğan arası 24 Kasım 2015 sonrası epey bozuktu. Türkiye Suriye sınırında Rusya'ya ait bir savaş uçağını düşürmüştü. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'e meydan okudu o dönemde. Özür dilemesi gereken biz değiliz. Hava sahamızı ihlal edenlerdir. Pilotlarımız görevlerini ifa etmiş dedi. Bunun üzerine Putin kılıcını kınından çıkardı. Olayın üzerinden bir hafta geçmişti. İklim konferansında konuşan Rus lider, IŞİD petrollerinin Türkiye üzerinden sevk edildiğini, Rus uçağının da petrol ticaretini korumak için düşürüldüğünü öne sürdü. Erdoğan hemen karşılık verdi. Türkiye'nin IŞİD'le petrol ticareti yaptığı iddiaları ispatlanırsa ben bu makamda durmam. Sayın Putin, sen bu makamda durur musun, diye sordu. Terör örgütleriyle alışveriş yapacak kadar haysiyetsiz olmadıklarını sözlerine ekledi. Putin her alanda Erdoğan'ı sıkıştırmaya devam etti. Sonrasında araya Doğu Perinçek, Cavit Çağlar gibi isimler de girdi ve sonunda iki mektupla gerilim sona erdi. İlk mektup 12 Haziran 2016'da Rusya Günü dolayısıyla gönderildi. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'e, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'sa Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e
mektup yazmıştı. Kremlin sözcüsü Peskov böyle mektuplara cevap vermeye gerek olmadığını açıkladı. İkinci mektupsa ilkinden 2 hafta sonra iletildi. Beştepe Sarayı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili üzüntülerini aktardı, kaydedildi. Ancak mektubun detaylarını Kremlin açıkladı. Erdoğan'ın Putin'e mektup yazarak Rus savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle özür dilediği belirtildi. Erdoğan'ın mektubunda şunlar da yer alıyordu. Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine başsağlığı diliyorum ve özür dilediğimi söylüyorum. Tüm kalbimle acılarını paylaşıyorum. Rus pilotun ailesini Türk ailesi olarak kabul ediyoruz. Acılarını dindirmek için her türlü inisiyatife hazırız. Bitiyor mu geri vitesler, U dönüşler? Elbette hayır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik girişimine karşı çıkıyordu Erdoğan. Kendi seçmenini tavlamaya dönük planlar bir tarafta, ABD ve AB ile pazarlık payı bir taraftaydı. 29 Mayıs'ta İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi, ben başta olduğum müddetçe Finlandiya ve İsveç NATO'ya giremez diyordu. Veto tehdidinden sadece bir ay geçti. Ve Erdoğan 28 Haziran'da iki ülkenin üyeliğine destek ve onay veren imzayı attı. Son olarak büyükelçiler kriziyle dosyayı toparlayalım. 18 Ekim 2021'de iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılıydı. Batılı 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Kavala'nın Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası hukuka aykırı şekilde hapiste tutulduğunu belirttiler ve serbest bırakılması için ortak bir açıklama yaptılar. Hangi ülkeler derseniz Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Avrupa dışından da ABD, Kanada ve Yeni Zelanda. Tabii bu durum NATO müttefikleri arasında görülmemiş bir durum. Devasa bir krizin eşiğine gelindi. 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, uyarılar yapıldı. Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalktıkları söylendi. Diğer taraftan Erdoğan'ın Kavala alerjisini bilmeyen yok. Dışişleri Bakanı'na talimat verdi Erdoğan. Bizim bu büyükelçileri ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Büyükelçileri istenmeyen kişi ilan edeceğim dedi. Bunun üzerine Osman Kavala hakkında görüş bildiren 10 büyükelçilik, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine bağlı olduklarını belirten tweet attılar. İçişlerine müdahale suçlamasını kabul etmediler yani. ABD'nin konuyla ilgili ayrıntılı açıklamasında da Kavala çağrılarının Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğu vurgulandı. Erdoğan'ın büyükelçileri sınır dışı etme tehdidi çok tartışıldı. Dış politikayı İç siyasete malzeme etmekle suçlandı o dönem. Kötü yönetimi perdelemek istediğine dikkat çekildi. Ekonomi şimdiki kadar olmasa da o günlerde de berbattı. Büyükelçiler kriziyle dolar daha da yükselmişti. Onların sınır dışı edilmesi ekonomiyi vuracak. Seçmen daha da zor günler yaşayacaktı. Üstüne üstlük yabancı yatırımcının Türkiye'de kalması da güçleşecekti. İşte bu ekonomik nedenlerle Erdoğan geri adım attı. Ancak kuyruğu da dik tutmalıydı. Büyükelçilerin yanlıştan döndüğünü söyleyerek istenmeyen kişi kararını geri çektiğini duyurdu. Krizin yaşandığı bir haftalık sürede hiçbir devlete istenmeyen kişi talebi iletilmedi. Bunun arkasında Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yönde bir adım atmaması konusunda ikna etmesi var. Türkiye köklü geçmişi ve 85 milyonluk nüfusuyla jeopolitik ve ekonomik gerekçelerle her dönemde kritik ve önemli bir ülke oldu. Bu durum son 20 yılda gerçekleşmedi. Eskisine göre zayıflamış olsa da Türkiye hala bölgesel bir güç. Uluslararası alanda hep çark eden taraf olmak AKP iktidarına yönelik eleştirileri artırıyor. Erdoğan Kasımpaşalı edalarını dış politikada sürdürse de devletin zirvesindeki ismin böyle anılması, sert çıkışlar sonrası geri adımlar atması Türkiye'ye itibar kaybettiriyor. Bugün gündem özelde Erdoğan'ın çark sorununu anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız daha çok insana ulaşmamızı sağlarsınız. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.